Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hızlı bir şekilde sizlere internet tarayıcınızı kısa yollarla ne kadar hızlı bir şekilde kullanabileceğinizi göstereceğiz. Çok fazla uzun sürmeyecek bu video. 5 dakikanın altında olmasını hedefliyoruz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak pek çoğumuzun bildiği, belki de unuttuğu bir konu var. Hemen yeni bir tab açarak gösterelim. Yahoo sitesine giriyoruz. Yüklemeye başlarken arkadaşlar Escape'e bastık. Ve görmüş olduğunuz gibi yükleme ekranları durdu. Escape tuşuna bastığınız an sitenin yüklenmesi duruyor. Eğer bir site yüklenmeye başladığında kotanızın dolacağını ya da sitenin sizin istediğiniz site olmadığını anladıysanız, mobil bağlantı kullanıyorsanız hemen Escape tuşuna basıp klavyeden yüklenmesini durdurabilirsiniz. İkinci kısa yolumuz Control Tab olarak geçiyor. O da bir sonraki taba geçmemizi sağlıyor. Şu anda yukarıdaki tablara bakmanız gerekiyor arkadaşlar görüntü olarak. Kontrol taba bastığımda bir sonraki taba geçerek devam ediyorum. Sırayla geçtiğim siteleri de zaten size söyleyeceğim. Teknobiyotik.com sol taraftaki ana sayfamız. Hemen kontrol tab yaptığımızda ikinci geldiğimiz Teknobiyotik'in YouTube kanalı. Hala abone olmadıysanız olmanızı bekliyoruz. Sonra Teknobiyotik Facebook sayfamız, Teknobiyotik Instagram sayfamız, Twitter sayfamız. Akortek Bilişim var. Onlarca markanın distribütörü ve teknobiyotik.com'un sahibi olan firma Akortek Bilişim. Eğer bilmiyorsanız bu siteyi de inceleyip Akortek'in markalarını inceleyebilirsiniz. Alt, yine kontrol tab yaptığımızda arkadaşlar Dark sayfasına geliyoruz. Dark.com.tr Dark markasının yerli bir marka ve Akortek'in markası sitesini görüyorsunuz ve kontrol tab yaptığımızda yine Yahoo'ya geliyoruz. Peki başka ne kısa yolumuz var? Kontrol Shift tab var. O da Ctrl Shift Tab yaptığımızda da geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Sağ taraftan şu anda geri geri gittiğini görüyorsunuz tabların. Ctrl Shift Tab. Bunlar tablar arasında geçmek için. Bir de Ctrl tuşuna basıp 1 bastığımızda Teknobiyotik'e geliyoruz. Ctrl 4'e bastığımızda şu anda görmüş olduğunuz gibi Instagram'a geliyoruz. Eğer 6 yaparsak Ctrl 6 ile Akortek Bilişim'e geldiğimizi göreceksiniz. Bunlar için 1'den 9'a kadar Ctrl'e basıp sayıları verdiğinizde, yani Ctrl tuşuna basılı tutarken 1, 2 veya 9 gibi çok kolaylıkla tablarınız arasında, ilk 9 numara arasında kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Bunun dışında Ctrl T zaten pek çoğunuz biliyorsunuz yeni bir tab açma. Ctrl Shift T o da son kapatılan tabın yeniden açılması. Örneğin burada Yahoo'yu sizlerle birlikte kapatalım. Ctrl Shift T dedik. Bakın Yahoo tekrar geri geldi. Hiçbir şey yapmadık. History'e girmedik, geçmişe girmedik, yeniden yüklenemedik. Doğrudan Yahoo açıldı. Bu oldukça pratik. Eğer onlarca birbirinden farklı tab açtıysanız ve hangi tabı kapadığınızı bilmiyorsanız kesinlikle Ctrl Shift T'yi denemelisiniz. Hayat kurtaran, hayatı kolaylaştıran bir kısa yol. Ctrl L var bir de. Mesela şu anda Teknobiyotik'in Facebook sayfasındayız. Ancak adres seçili değil. Ctrl L'ye bastığımızda adres barının mavi yandığını görüyorsunuz. Bu da hemen yeniden bir adres yazıp adresi değiştirmenizi sağlıyor. Yani mouse tuşlarına hiç dokunmadan, mouse'a hiç elinizi değdirmeden kolayca adres değiştirebilirsiniz. Ctrl L ile. Space sayfada aşağı akmamızı sağlıyor. Instagram sayfasında şöyle Space'e basarak arkadaşlar gidelim. Biraz da tabi sayfanın yüklenmesi gerekiyor. Bu sadece Space'e basarak oluyor. Boşluk tuşuna. Bir de Shift Space var. Shift tuşuna basılı tutarken Space'e basılı tutunca o zaman da yukarı gidiyoruz. Arkadaşlar yani biri yukarı biri aşağı için. Space'e bastıkça aşağı, Shift Space'de ise yukarı gidiyorsunuz. Bunun dışında Ctrl D var. O da herhangi bir yeri şöyle Ctrl D'ye bastığımızda sağ tarafta bookmark açıldığını görüyorsunuz. Bu bookmark sayesinde eğer sık ziyaret etmek istiyorsanız Teknobiyotik'in Instagram, YouTube gibi sosyal kanallarıyla birlikte Teknobiyotik'in sahibi Akortek Bilişim'in de yine sitesini bookmarklarınıza ekleyebilir ve yeni ürünleri buralardan da takip edebilirsiniz. Bunlar klavye kısa yollarımızdı. Zaten videomuzun sonunda hem statik görsel olarak olacak hem de bu görüntüler sizlere sergilenirken ekranda olacak. Bir de mouse kısa yollarımız var. Örneğin bunun için Dark'ın resmi sitesine gelelim. Dark.com.tr'ye. Burada kontrol tuşuna basılı tutup scroll'u artı eksi yaptığınızda sağ tarafta bu arada ekranda büyütme oranlarını görüyorsunuz. Şu anda %250'ye geldi site. Scroll'unuzu ileri geri yaparken kontrol tuşuna basılı tutarak sayfaları büyütüp küçültebilirsiniz. Yazı okumak için veya daha rahat taramak için televizyona falan bağlarsanız. Bir de pek çoğumuzun unuttuğu bir şey var. O da aslında scroll'umuzun 3. tuş olarak konumlandığı mouse'larda, mesela şu anda dark.com.tr'deyiz. Sadece scroll tuşuna basarak kapatıyoruz.
Akortek bilişimi de aynı şekilde kapatalım. Dolayısıyla burada bir kenarına gelip şu X tuşuna tıklamanıza hiç gerek kalmıyor. Doğrudan scroll'a basıyorsunuz. Scroll tuşuna 3. tuş olarak tabınızı kapatıyorsunuz. Videomuzun altında tüm bu kısa yolları bulabilir ve hayatınızı bu kısa yollarla en azından web tarayıcı hayatınızı internetten gezmenizi kolaylaştırabilirsiniz. Teknobiyotik.com'dan yapacağınız alışverişlerle de Teknobiyotik TV'ye destek olabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve benzerlerini görmek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.